Burası Suruçlu Milli Parkı'nın girişi. Araçlar burada gişeden geçiyorlar. Biz sağ taraftan ormanın yukarılarına trekking yoluna gireceğiz. Yolun 3. kilometresinde içilebilir bir kaynak suyu mevcut. Suruçlu gişesinden 3200 metre yukarıya doğru çıktıktan sonra yol ilk defa ikiye ayrılıyor. Biz sol tarafta gördüğümüz Alabalık Çiftliği tabelalarını takip ederek hafif bir rampayla aşağı doğru yolumuza devam ediyoruz. Bu güzel yerler yolun 6. kilometreleri. Sağ tarafta geçen sene gençleştirme amacıyla kesilen kayın ağaçları. O yüzden seyrek görünüyorlar. Başlangıçtan yaklaşık olarak 7500 metre geldik. Önümüze bir yol ayrımı daha çıktı. Solda ve sağda iki tane Alabalık Çiftliği tabelası daha var. Küçük bir su birikintisinin üstünden geçiyoruz. Ve yolun başından beri karşımıza çıkan Alabalık Tesisi tabelalarının gösterdiği işte o tesise varıyoruz. Tesis yaklaşık 60-70 metre ileride. Tesisin yanından devam edip ileriye doğru geçiyoruz. Şimdi Alabalık tesisini yaklaşık 500 metre geçtik. Ormanın içinde motokros yolları olduğu için devamlı motosiklet sesleri duyabilirsiniz. Buraya kadar Alabalık tesisi tabelalarıyla gelebiliyordunuz. Şimdi buradan daha ileriye çıkmak için
son yol ayrımına geliyoruz. Evet, burada bir yol ayrımı var. Alabalık çiftliğini yaklaşık 500 metre geçtik. Bu yol ayrımında sağ tarafta yaklaşık yola çıktıktan sonraki 7800-7900 metre ileride bir kaynak suyu var. Mükemmel güzellikte, yumuşak ve içilebilir bir kaynak suyu. Bizim yolumuz sol taraf. Burada küçük bir dere görüyoruz. Fakat dere derin değil, yaklaşık 10 santim 15 santim derinliğinde ve sert bir zemine sahip. Aracımızla buradan karşıya çok rahatlıkla da geçebilirsiniz. Buradan yukarıya devam ediyoruz. Evet, ilk çıkış noktamızdan tam 9500 metre oldu geleli. Arabamız öyle gösteriyor. Üçüncü içme suyu noktasındayız şu anda. Bu içme sularının hepsi doğal kaynak suyu ve içimi çok lezzetli. Marketten satın aldığınız birçok hazır sudan çok daha lezzetli hepsi. Şu an yolun tam 10. kilometresindeyiz. İsteyenler için 20 kilometrelik bir gidiş dönüş yolu olabilir. Ya da yola devam edebilir, Çatal Dağı'nın zirvesine biraz sonra ulaşacağımız noktaya gidebilir. Yola çıktıktan sonra 12.600 metre oldu şu anda. Artık rüzgar enerji santrallerini görmeye başladınız. Bu santrallerden sonra yol da düzeliyor. Buralardan araçlar, bakım yapmak için gelen araçlar var çok fazla. Onlardan dolayı yollar da düzeliyor. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Burada böyle demir direkler var. Bu demir direklerde çeşitli renkler var. Siyah, beyaz, turuncu, kırmızı gibi. Bunlar ne işe yarıyor diye merak ederseniz, bunlar bu bölgede kar kalınlığını ölçmek için kullanılıyor. Her renkte başka bir ölçü var. Yolda 13.200. metrede yine bir kaynak suyu. Şimdi yola çıkalı 13.300 metre oldu. Karşımızda kocaman bir rüzgar gülünü gördük. Burası orman deposu. Orman deposunun yanından sağa doğru dönüp zirveye çıkacağız. Çıkalı 14.700 metre oldu. Varış noktamıza çok az kaldı. Ve manzaramız bu. Evet, yola çıktıktan sonra 17.300. metredeyiz. 17.300. metrede şöyle bir alanla karşılaşacaksınız. Orada hayvanların su içtiği bir yalak var. Yol burada ikiye ayrılıyor. Sondan ikinci durak, ikinci yol ayrımı burası. Ve siz burada bu tabelayı devam ederek sağdan devam ediyorsunuz. Eğer 17.300 metre gelmiş, direnmiş, dayanmış, tabelayı görmüşseniz artık zirveye ulaşmanıza çok az kalmıştır. Devam edelim.
Ve 20 kilometre geldikten sonra işte Çataldağ trekking yolunun zirvesine varıyoruz. Şu an 44 numaralı Susurluk granit duvarındayız. Haritada baktığımızda neredeyiz derseniz şu noktada Susurluk, Ulaabat Gölü, Bursa, Mustafa Kemal Paşa'nın yaklaşık orta noktalarından birindeyiz. Geçen sene buraya geldiğimde bu seyir terasının merdivenlerin yarısı kırıktı. Buradaki tahtaların çoğu kırılmış ya da çatlamıştı. Durmak çok zordu. Karşıdaki korkuluklar da yıkılıyordu. Fakat bu sene geldiğimde çok şaşırdım. Her yer tertemiz olmuş, her yer yenilenmiş. Hatta sağ tarafa ve sol tarafa iki tane de çok güzel çöp kutusu konmuştu. Bunları yapan İda Madra Jeopark yetkililerine gerçekten çok teşekkür etmeliyim. Aynı zamanda dikkatimi çeken bir olay oldu. Bu bölgede daha önce ne zaman gelsem hep bira şişeleri, sigara paketleri, pet su şişeleri vardı. Oysa ilk defa burayı çok temiz gördüm. Neredeyse hiç atılan bir şey yoktu. Hiç çöp yoktu.